Sevgili dostlar, yine bir programla karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet Han'la beraberiz. Hoş geldin hocam tekrar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Kaçıncı sene oldu hocam? Sağ ol hocam. Vallahi bayağı oldu. Güzel gidiyor. Böyle bir 10 sene daha gider mi hocam? Yalnız şey yapıyorlar. Tepki kıyafetlere mi? Takılmışlar. Niye? Ayasofya. İşte başına açık pembe şapka giymişsin. Ayağına açık pembe pantolon giymişsin. Kırmızı ayakkabı falan onlar mı? Niye, ne alaka? Converse giymişsin. Aman diyeyim abi. Öyle diyor bana. Konversal şey mi hani? Yani bilmiyorum. Amerikan falan. O. Şey yapsa, bana gönderse kıyafet şöyle güzel. Hani Ayasofya kıyafeti kıyafet mi var diye. Yok bilmiyorum. Converse takmış. Converse neden? Yok, kıyafet konusunda geçen bir program yaptık yine. Bir misafirimiz vardı. Bilinçaltı konularını falan, aura enerjileri falan konuştuk. Ya o bayana da geldi. Yani kıyafet, ama o Abdülkadir Geylani torunuyum dedi. Ondan sonra altındaki yorumlar bayağı işte böyle mi kıyafet olur, şöyle mi olur falan. Biz böyle bir şeyiz ya. Niye böyle bir, yani içimizi bilmiyor, ya kalbimizi, demek son nefesimiz ne, kimin yok, belli yok değil. Seviyorlar da bilmez. Kıyafet daha iyi olsun diye. Şey yani, hani böyle bir şekilde evet işte, bu olmalı olsa, şeyi var. Bazen şekile takar, bazen başka bir şey takar ama ilgileniyorsa seviyor demektir. Seviyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama senin kırmızı ayakkabıların iyiydi hocam. Benim kırmızı ayakkabı, bende bunun her rengi var. Vallahi. Tabii. Ben de alacağım. Bir de bunlar hakiki değil ha, çakma. Yani onu söyleyeyim de arkadaşlar şey yapmasınlar. Hakikiler pahalı hocam. Hakikiler pahalı alamıyoruz. Ama arkadaş güzel yani buluyorsa başka markalardan ayakkabı falan. Senin buranın adresini verelim, göndersinler. Şimdi peki hocam. Konular yine şöyle alt alta koydum. Şimdi bir tane bir rüya programı yapalım. Rüya programı. Tamam yapalım. Bu program serilerine başladığımızdan beri rüya programı ile ilgili işte ben şu rüyayı görüyorum hocam açıklar mı falan. Sana da geliyordur zaten. Rüya yorumu da yapıyorsun sen aslında. Tamam, yorumluyorsun. Yapıyoruz. Ama şimdi burada şöyle gireyim istiyorum ben bir. Şimdi peygamber rüyaları var. Çünkü biz hep peygamberlerden yola çıkarak, mucizelerden yola çıkarak da açıklıyoruz ama şimdi peygamberler görmüş ama sadece hani şunu diyemiyoruz. Bak peygamberin rüyası vahiy gibidir. Tamam o ayrı. Görmüştür. Gerçekleşmiştir ama peygamber olmayan insanlar da görmüş. Ya Firavun da görmüş. Mesela bir rüyası var. 7 yıl sonrasını görüyor. Tamam, 7 yıl gibi. Hani orada geleceğe dair hayatıyla ilgili insanların kadersel çizgide baktığımızda bir şeyler görülebiliyor da anlıyoruz buradan. Ama günümüzde de ki ben çok hatırlamam ama bazı kritik rüyalar vardır. Onları hatırlarım. Genelde herkes rüya görür. Bilim bunu söylüyor. Bize bir aç rüyayı. Rüya nasıl yorumlanmalı? Onunla amel mevzusu. Amel olmaz. Yani, ne yapılır? Ona göre bir şey yapamaz. İki o. Üçüncüsü de oradaki bazı semboller. Mesela şu çok vardı. Ben çocukken çok gördüm ki izleyicilerimizden de vardır. Yüksekten çok düşerdim mesela. Hatta vitrin vardı, üstünden düşerdim. Bir. İki, koşardım. Birinden kaçıyorum. Belli bir noktadan sonra o hızım yavaşlardı. Hatta ayağın toprağa takılır gider, falan. Gidemiyorsun. Daha hızlı gitmek için tabii, o yaklaşır yakalardı. Bu da çok olurdu. Birkaç tane de var. Program içinde yine soracağım ama. Benim orada gördüğüm bir cisim, bir hayvan, atıyorum ben at gördüm. Benle ben gördüğümde aynı anlamda mıdır? Senin gördüğünde başka bir şey midir? Ben akrep görsem, sen yılan görsen farklı farklı insanların yorumlanması da farklı mıdır? Son soru da herkese yorumlatılmalı mı, anlatılmalı mı bunlar? Herkes kendisi yorumlasa daha iyi olur da. O kendi rüyasının kendi sembolünü anlayacak. Hı-hı. O da rüyalarını kaydederek olacak. Burada şimdi sen arketipten bahsettin. Bir de sembollerden bahsettin. Ama rüya ne demek? Rüya insanın bilinçaltının insana verdiği uyarı. Bu geleceğe dönük de olabilir. Şu andaki mevcut durumla oluyor daha çok. Günlük olaylar bunun içine karışır. Üç katmandan oluşuyor rüya. Yani bunu bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsin. Yani birinci sahne. Senin o gün yaşadığın olaylardan yola çıkarak orada sana bir senaryoyu başlatır. İkinci sahneye geçtiği zaman, ikinci perdeye geçtiği zaman tamamen sanki onunla alakası yokmuş gibi bambaşka bir şey akışa girer. Ama başlangıçta yine o günlük hayatla ilgili sembollerden yola çıkarak yapabilir bunu. Burada ikinci sahneden itibaren, ikinci perdeden itibaren sana bir şey anlatıyor.
Üçüncüsünde de şeyi toparlar. Özet yapar, yani kapanış yapıyor. Yani üç perdelik bir tiyatro oyunu gibi. Bu genellikle üçüncüsünde ve uyanmaya yakın zamanda ve uyandıktan sonra hatırlıyorsan onlar geleceğe dönük bilgi içerenler, daha çok o anlardakiler yani oluyor. Sabah olarak uyanmaya tabii, yakın. Yani gibi. Rüyayı unutmuyorsan. Hani şey vardır, Rahmani rüya, şeytani rüya diye bir ayrım var ya, onlar da yine zamanlara göre mi yani ayrılır? O İslami şey senin söylediğin, yani bu rüya İslam, yani Müslümanların bir yorumu var. Ama rüya Müslümanlara az bir şey değil ki. Yani bütün insanlık boyunca olan bir şey. Sen söyledin işte, Firavun da görüyor, herkes görüyor. Arketiplerde de bu toplumsal bir şeye bağlıyorsun. Yani ben bunu bireysel olarak halledemem. Benim gücümü aşıyor. Toplumsal bir iyi oluş. Mesela şöyle söyleyelim. Olumsuz yönde söyleyeyim. Yani benim işlerim şimdi kötü gidiyor. Mesela ben ticaret yapıyorum, kötü gidiyor. Toparlayamıyorum. Ya bu nasıl toparlanır? İmkansız. Yani benim gücüm yetmiyor. Bu aslında şöyle bir şey istiyorum. Ya bir ekonomik kriz olsa da, herkes kötü olsa, ben de kendimi iyi hissetsem. Şimdi bu ne oldu? Ben bütün o toplumdaki olayla bütünleştirerek bir kurtuluş aramaya çalışıyorum. Veya bu olumlu yönde de aynı şekilde ama düşünebilirsin. Niyet kötü oldu orada. Orada niyet kötüye gidiyor. Niyet kötü ama çünkü ben kendimi... Yerlerini bağlamaz adamlar. İşini gücünü yapıyor. Yok tamam da... yani o zaman sen kendini anlatacak bir şeyin oluyor. Niye bu iş bozuldu? Kardeşim ekonomi bozuk, enflasyon var, şu var, bu var, bozuldu. Yani bunu arkadaşına da anlatabiliyorsun. Kendi bilinçaltına da, kendine de diyorsun ki senin hatan yok. Ekonomi bozuk, ondan oldu. Halbuki ondan değil yani. Ekonomi bozuk olsa da birçok kişinin işi iyi oluyor. Hatta daha iyi olanlar da var. Sen burada bir başarısızlığını bir arketiple dengelemeye çalışıyorsun. Arketip rüyalar genellikle bir şeyi başaramadığın zaman onu toplumsal bir olayla bütünleştirmeye çalışmaktan kaynaklanır. Hı hı. Yani peygamberi neden görüyorsun? O çok güçlü bir figür. Eskiden Apollon'u görüyordu adamlar. Bir bilmem neyi görüyordu veya bir putu görüyordu. Yani illa peygamber devlet olması şart değil. Onun kendi şeyinde güçlü olan figür neyse. Bu annesi de olabilir. Çok sevdiği bir insan da olabilir. Atatürk de olabilir. Efendim cumhurbaşkanını görüyor, devlet adamı görüyor. Yani bu arketip herkese göre de değişir ama genellikle toplumsal genel bir şey vardır. Şu anda Müslüman bir ülkede yaşadığımız için peygamberi görünce hani bu artık ben bu işleri halledeceğim diye insanın içine bir şey giriyor. Bir de şeyde hadiste var, bunu gören beni gören beni görmüştür hadisi de var. Ama başka belli de değil, onu görüp görmediğim belli değil. Hayır, onu hissiyat anlamında öyle bir hissiyata kapılabiliyorsun. Tamam, bir de söylüyorlar odur diyorlar ya da. Ama yani şey bile, de var, hani tamam. Şeytan benim şeklim, öyle bir hadis var benim şeklim. Beni gören beni, sen gördün mü hocam? Yok, hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç görmedim. O görenler de ben harit ediyorum mesela, peki... Müslüman bir anne babadan doğmuş ama peki ilgili olan kişi yok, yok yani, yok. Hiç olmayanlar daha abi çok işte görüyor. Demek ki o da bir hikmet var orada, da bir şey var. Yani o şu demektir aslında. Onun zeminde bir bilinçaltında bir zemin var, altyapı. Müslüman ülkedesin, Müslüman anne baba, 7 nesil, 10 nesil neyse gelmişsin. Senin bir hayatın var, zorlukların var. Orada sana bilinçaltın diyor ki bak burada güçlü bir figür var. Yani buna göre kendini ayarla. Böyle sen mutlu olabilirsin. Öbür türlü gidip de tabii rüyadan sonra şey, bütün hayatını değiştiren birçok insan oluyor o şekilde. Tabii olabilir. Olabilir. Tam tersine de oluyor. Deprem oluyor. İçki içmeyen adam içkiye başlıyor. İçki içen adam namaza başlıyor. Bunlar çok şey oluyor. Deprem mesela aynı şekilde arketip rüyadır o da. Semboller de şöyle. Sembollerin bir genel karakterleri var. Bir de birkaç tanesini saysana mesela. Akrep yani mesela görmek, kuş, yılan görmek, kuş mesela beyaz, bak. Renkler, yeşil falan bunlar. Bak, balık, kuş, ondan sonra bir insan dışkısı. Tuvaletin içinde olmak. Yani tam olarak kötü yerde bulunmak. Şimdi mesela gibi. Tuvaletin içinde çok pis ortamdasın ama o rüya öyle değil yani. O dışkı aslında para demek. Tabii yani. Şimdi bunu herkes bak, bu genel bir bilgi. Yani boğazına kadar doğru. Tabii yani, para da olacak. İçinde boğulsan daha iyi olur yani. Ona, ama o da iyi değil. Yani çok paran olup da çok zor durumlara da düşebilir insan. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela balık, kuş. Hazreti Yusuf gülüyorsun da şey diyorlar ya Murat,
senden kafayı buluyor diyorlar. Olur mu? Vallahi böyle öyle şeyler şey de var. Neyse. Bizim ortam yani bizim muhabbette olduğu için. Zaten evet. Tartışılmaz. Biz, hayır sen dedin ya boğulsam daha iyi dedin ya. Evet, şey ona şöyle söyleyeyim. Mesela bak kuşu söyleyeyim. Hazreti Yusuf'un Firavun'un rüyasında işte şey vardı. Firavun'un değil de hapisteki arkadaşlarının rüyasında. Kuş bir tanesi başından etini yiyordu falan filan. Şimdi onu Hazreti Yusuf şey olarak sen öleceksin diye ona yorumladı. Ama bugün kuş görsek öyle değil. O günkü Mısır toplumunda kuş kötü bir şeyin habercisi olarak anlaşılıyordu. Döneme göre değişiyor. Tabii mu? Döneme göre değişir. Yani şekil ve ya hayvan. Mesela gelen dine göre veya o toplumun anlayışına, kültürüne, o kültür de değişir. 100 yıl içinde, 200 yıl içinde tam tersine dönebilir. Şimdi mesela internet çağı, işte metaverse şu bu falan filan. O günkü toplumun ne olacağını bilmiyoruz. Onların sembolleri farklı olur. Yani benim aynı karakteri İnsana görüyorum ama ben ya da sen gördüğünde de değişiyor. Şöyle, onu o kişi mesela balık gördüğü zaman o rüyayı yazsa, oradaki sembolleri daha doğrusu, rüyanın senaryosunu yazmasına gerek yok. İlgi çeken semboller, mesela balık gördüm. Dışkı gördüm, su gördüm, ondan sonra yol gördüm, neyse yazdı bunları. Bunları karşılığını yaşadığı hayat içerisinden neye karşılık geldiğini anlamaya çalışacak. Bunu bir kere, iki kere, üç kere görmekle anlayamaz. Yani yazacak hep aynı rüyaları ve o rüyaları takip edecek. Ne oldu sonunda? O balığa bir şey verecek. Genel balık sembolünün manasının yanında kendi özel manasını verecek. Kendi verecek yorumu. Tabii kendisi verecek yorumu. Ondan sonra artık balık gördükçe o kendi rüyalarını takır takır çözer. Kuş gördükçe çözer. Yani o kendi sembolünü kendisi oluşturursa daha iyi olur. Kötü gibi görünen rüyalar var. Yani mesela akrep kötü? Görmek, öldüğünü görmek. Mesela şey çok görürdüm ben. Bütün dişlerimin döküldüğünü görürdüm ben. Biraz araştırdım. Yani Google'da ya da birçok yorumlarda falan. Ferah'a ulaşacağını, işte işin ters gidiyorsa onun düzeleceğini, o sıkıntının düzeleceğini falan gibi. Yani dişin dökülse, şeyler var, siteler var ya internet siteler. Normal olarak. Dişin dökülse şimdi dünyada, yani şu anda yaşarken ne olur? Yemek yiyemezsin değil mi? Rızkının azalacağına delalet oluyor işte. İşte orada yorumlarda var. Google'dan o Google şey siteleri mi? Var. Yok yok. Ben yorum siteleri söylüyorum. Tam tersi. Artacağını söyleyen siteler var. Ben onu söylüyorum. Sen onu şöyle yapacaksın. Dişlerinin döküldüğünü gördüğün rüyayı yazacaksın. Ondan sonraki işlerinin durumuna bakacaksın. Arttı mı azaldı mı? Arttıysa arttı. Azaldıysa azaldı. Yani bu sana göre de değişir. Yani o, ben mesela yorumluyorum. Benim şeyime göre, benim kendi sembolleştirdiğim, kendime göre sembolleştirdiğim, kendi sembollerin manasına göre dişlerin döküldüyse şey oluyor, rızkın azalıyor. Mesela saçın kesildiyse, diyorlar ki saçın kesildiyse gücün azalır veya tam tersi işte kesilen saç daha gür çıkar, gücün çoğalır. İki türlü yorumu var. Şimdi bu sana göre değişir. Şey var belki de, ya birçok insan aslında ortak gördüğü rüyalar var. Mesela hani program başında söyledim, hani koşarsın belli bir noktadan sonra yavaşlar, koşamaz hale gelirsin. Bunun gibi yüksekten düşersin ya da dişin dökülür. Böyle bir 10-15 tane belki 20 tane standart rüyalar da var. Herkesin gördüğü aslında. Mesela kendini çıplak görmek de böyle. Topluluk içerisinde bir anda kıyafetin yok, kıyafet bulmaya çalışıyorsun falan gibi. Hani bunlar da vardır. O da insana göre mi değişiyor? İşte genel bir sembolün genel bir manası var. Onun yanında sen kendi özel mananı oluşturacaksın. Mesela çıplak görmek şu. Normal hayatta çıplak çıksan dışarıya ne olur? Ya utanç hissedersin. Neden ya, utanç hissediyorsun? Ortamında. Neden? İnsanlar sana olumlu bakmıyorlar değil mi? Olumlu bakmıyorlar. Ne yapman lazım? Giyinmen lazım. Yani doğru dürüst bir şey üzerine giyip insan içine çıkman gerekiyor değil mi? Yani işte o rüyadaki sen çıplak olduğun zaman da bu. Birebir mi sen savunmasız kaldın. Ha. Savunmasız kaldın. İnsanlar sana eleştiriyle bakıyorlar. Yani buraya bir elbise giy, kapat bunu, bu kendi çeki düzen ver manasına geliyor. Yani yapacağım bir iş var, eksiğin var, tamamla. Tabii veya şöyle, yani bir imaj bu. Yani elbise bir imajdır. Kıyafet çok değiştiriyor insan değil mi? Yani bir kıyafet, mesela ben bu gömleği giymiştim. Bu gömleği beğenmiş mesela o arkadaş. Ama sen beğenmemiştin. Ben, yok hocam beğenmemiştim. Hacı gömleği dedin. Hacı gömleği değil mi? Espri yaptım. Şey dedim, eski amcalar giyerdi. Şuraya kimlik takar. Sigara koyarlardı. Tamam. O cepten dedim. Olur mu hocam? Yani o, mesela o arkadaş da gömlek güzel diyor. O da onu beğenmiş. Şimdi bu kıyafet neden? Bunu çıkartsam ben. Anne de var ya güzel. Başka gömlek giysem
imajım değişiyor. Ona evet. göre şey oluyor. Mesela benim şapkayı diyor giyme diyor. Niye? Neden? İşte yani ona göre uygun değil o imaj. Ama kıyafet demek ki yani kıyafetten gidiyoruz ya. Kıyafet senin görüntünü ve insanların üzerindeki tesirini etkiliyor. Bir de senin renkli mesela pantolon falan da ki bak bu renklerden sarı, turuncu, ah benim 10 seneki mor, önceki halim işte olsaydı. Bunlardan mesela bende de var. Yeşil bir pantolon vardı benim hep yeşil. Yani koyu giyiyorum. Şeyden almıştım ya onu Beyoğlu'nda bir pasaj var. Adını unuttum. Orada satılıyor da gene gideceğim bakacağım ona. Şey pazar neydi gene o pasajın adı bilinen. Çok güzeldi orada. Tek tek öyle kıyafetler var. Neyse. Tabii şimdi istihare ne oldu? Var. İstihareyle belki bağlamak istersin. İstihare de yönlendirmeli rüya. Yani sembolleri yönlendirmek istiyorsun. Onu da şöyle yapabilirsin. Bu rüya nasıl oluşuyor? Mesela biz şu anda beta frekansındayız. Yani normal hayat beta. Bu geçiş yeri alfa oluyor. Yani uykuya geçme yeri alfa. Ondan sonra teta'ya geliyor. Delta en derin. Bu alfa bunun geçiş yeri. Alfa'da bir yönlendirme yaparsan rüyanın içinde o sistemi çalıştırır bilinçaltı ve onu sana göstermeye çalışır. Ama İslam literatüründe şeydir. Hani yapmak istediğin bir işi öncesinde Allah'ın bana bir yol i̇şte gösterdi. Bu işte. Namazı var, duası var falan. Tam o şey namaz var. Ne yapıyor? Bak mesela meditasyon, namaz buna hep alfaya geçirmeye çalışıyor seni. Namazı yoğunlaşmak şu demek. Bilinçli halini alfaya geçiyorsun uyumadan. Bu da aynı şekilde yani uykuya geçerken oluşan bir faz bu. Bunu bilinçlisin ama burada biliyorsun. Fakat çok rahatlamışsın böyle uykuya geçmek üzeresin. Bu alfada bir şeyi yönlendirirsen o normal hayatta da devam ediyor. Mesela bütün gece mesela der ki şu alfada bir dua yap veya bir zikir yap. O bütün gece o zikir devam eder derler. Onun manası şu yani sistem bilinçaltı onu oldurmaya çalışıyor. Onu sana göstermeye yönlendirmeye çalışıyor. Bu alfayı yakalamak lazım. Burada çok şeyler var. Ben geçen gün internette izledim. De Silva diye bir adam var Amerika'da. Elektrikçi bu adam. Yani elektrik tesisatı falan yapıyor. Bir tane kızı, vaktimiz var mı? Var. 6 tane kızı var da. Çocuklar okulda başarısız yani ezberleyemiyorlar, şey yapamıyorlar falan. Bir gün şey diyor çocuğuna, gözlerini kapat diyor. Ben okuyayım diyor sana diyor ezberleyemediğin pasajı. O okuyor işte bir paragraf bir şey okuyor. Kızı hemen onu hatırlıyor hiç unutmuyor. Gözlerini kapatınca böyle. Demek ki o anda bir alfaya geçiyor falan kızı rahatlıyor. Oradan diyor ki elektrik devrelerinde direnç az olursa elektrik daha kolay iletiliyor, daha hızlı iletiliyor, daha güçlü oluyor. Ben diyor bunu diyor araştırayım diyor. İşte bu alfa fazını buluyor. Yani bunları araştırıyor elektrikçi olduğu için. Bu frekansları. Neyse oradan alfa fazına nasıl geçilir? Alfa fazında neler yapılır? Onun tekniklerini geliştirmiş. Bütün Amerika'da bu sadece rüyaları yönlendirmek değil, insan kendini iyileştirmesine, biraz önce söyledi, yani daha önceki şeylerde söylediğimiz placebo dediğimiz sistemi çalıştıran bir şey. Kendi kendine, hiç dışarıdan katalizör olmadan. Ayrıca dış ortamı da etkileme imkanı var. Dış ortam dediğimiz aslında senin beyninin içinde oluşan şey. Dış ortamı etkilemek daha zor ama insan kendi bazı şeylerini iyileştirmesi, özellikle bilinçaltı, psikolojik yönler daha kolay iyileşir. Şey varsa, vücudunda fiziksel bir rahatsızlık varsa, miden ağrıyorsa, ondan sonra ne bileyim işte gözü diyor çok çabuk iyileştiriyor diyor. Yani gözünde rahatsızlık olan insanlar bu alfa fazına geçtiği zaman onun tekniklerini uygulayınca çok çabuk iyileşmeler olduğunu görmüşler. Seçemeyen gözlerim 3 hafta 4 hafta içinde iyileşti diye. Aslında ne kadar bilinmezler var değil mi? Tabii. Aslında cevapları da var. Mucizevi şekilde. Tabii var. İşte bir yerden yakalıyor adam. Tabii bak elektrikçi yani bu şimdi ne alakası ama dirençle ilgili bir şey olduğu için bu da beta, alfa, teta dalga bunlar dalga yani dalga boyu frekans. Şimdi bu frekanslar insan beyninde oluşuyor. İnsan beyni ona göre demek ki o frekansa bir şey yakaladığın zaman onu yönlendirebiliyorsun. Oradan bir şey yapabiliyorsun. Mesela bu nasıl insan kendini iyileştirir? Beynindeki nöron bağları kuvvetlenirse bu da frekansla ilgili bir şey. Sen oraya bir şey gönderiyorsun, bir zorlama gönderiyorsun, beyninde gidiyor genlerde bir şey açıyor, genlerde açtığı şey enzim. Enzim yani, enzim üretiyor. Enzim bütün faaliyetlerin oluşmasını sağlayan şey. Hatta DNA'yı bile enzimle kesiyorlar. Ondan sonra bir şey ekleyeceklerse enzimle yapıştırıyorlar. Yani bu enzim dediğimiz şey,
İşte insanın içindeki şey, eczane, evet, fabrika. Bu yoksa ne midendeki yara iyileşiyor, ne bilmem ne oluyor. Yani demek ki bu frekansları böyle kullanmak lazım. Birçok şeylerde ben frekans dediği zaman arkadaşlar diyorum bana şeyini söyle. Yani titreşim diyor mesela, enerji diyor. Bunlar fiziksel kavramlar da bana söyleyeceksin. Yani bak burada beta dalgası mı, alfa dalgası mı, kaç kilohertz şey. Öyle hayali işte ölçülebilir sen... Ölçülebilir haline. Tabii yani şeyini nedensel bağ kurmak gerekiyor. Peki şey de şurada notum da var. Ehline sormak başlığı vardı bende. Mesela rüya herkes anlatılır mı? Mesela rahmetli Arif Hoca da, Arif Aslan da mesela rüyalarla ilgili, onunla da ben bir program yapmıştım. Sorunca o da yorumlardı bazı rüyaları falan. Herkes anlatılır mı? Ehline mi anlatılır ya da kendinde mi kalması lazım? Ya şimdi rüya var. Bak rüya anlatıldığında gelen yorum seni etkiler çünkü. Bilinçaltının bir şeyi, bir uyarısı veya yönlendirmesi veya yardımı. Hı hı. Şimdi bu böyle olunca mesela anlattın sen rüyanı bana. Ben de dedim ki ya şöyle şöyle kötü durum olacak. Şimdi bu da senin bilinçaltını direkt etkiliyor. O zaman diyorsun ki şimdi sen yani o zaman bilinçaltını tamamen olumsuz yönde tekrar programlamış oldun. Onun için herkese anlatmayacaksın. Hatta kendin bile yorumlarken bu rüyayı tek yönlü değil de iki yönlü yorum yapabilirsin. Yani buradan gelen semboller, mesela diyelim ki şey gördük, pisliğin içinde boğuluyoruz. Ben dedim para, değil mi? İyi bir şey. Ama bu para iyi bir şey gibi görünüyor da, bu para benim elime geçince benim hayatımı boğar mı? Hmm. Bak bu şekilde yorumu da var. Yani her şeyin iki türlü yorumu var. Mümkün olduğu kadar bunun olumlu yönünde yorum yaparak bilinçaltını yeniden programlamaya çalışmak lazım. Kendin yorumluyorsan bile, başkası da aynı şekilde. Bunu bilmeyen adam yorumlarsa belki o sembolü doğru çözer, sana da doğrusunu söyler ama o tek yönlü bir bakış açısıyla. Bir de korkutabilir. Şöyle yani diğer yorumunu yapmamıştır. O sembolün o kendi anlayışına göre yorumunu yapmıştır. Senin başına felaket gelecek. Veya şu işe girme. Belki girsen iyi olacak. Girmediğin zaman kötü olacak. Yani bunları bilemiyorsun. İşte iki yönlü yorum her zaman daha iyi. O zaman rüya görünce sana geleceğiz hocam. Yok bana gelmeyin. Rüya uğraşamam ben. Şey yapamam yani. Uğraşamam. Yok. Videonun altına yorumlarda rüyaları istiyoruz o zaman. Hadi teker teker hepsine bir yorum alalım. Yok abi ya, internetten zaten uğraşamam da. Yani rüyalarda da çok şey oluyor. Bir de insanın sorumluluğunu da alıyorsun. Yani bir şey söylüyorsun, o ona göre hayatını ayarlıyor. Bir de şu da var, sen böyle demiştin. Tabii bir de o var. O zaten bitti gitti. Bir de çıkmadı diyor. Ya da mesela ben diyor, bu kadar zikir yaptım diyor. Bir şey olmadı hocam diyor, yani bir şey olmadı. Ya olmaz kardeşim, yani takip ediyorsun, bir yere bağlıyorsun, menfaate bağlıyorsun. İlla o olacak diye düşünüyorsun. Hmm. Burada serbest bırakmak önemli, güvenmek sen önemli. Sen sistemi anlatıyorsun aslında. Ya sana şu olacak, bu olacak vadede vermiyorsun. Böyle bir sistem var. Bunu olur, kendin yapabilirsin. Ha, yapabilirsen böyle bir yere gidebilir. Hani şu bizim zenginlik videoları bayağı bir izlenmişti ya, onda da yani evet. Şey diyor, kendi olmuş mu? Ya ben sistemi olmamış. Öğretiyorum diyorsun sen. Tamam. Yani. Evet. Bitirelim, ne yapalım? Yani bu konu tamam. Tamam. O zaman tekrar şeyimizi isteyelim hocam. Abone desteğimizi. Serhat Ahmet. Ya abone işi bilmiyorum. Kendileri bilirler. Ya millet aboneyi bırak. Katıl bütonundan adamla bir sürü şey söylüyor, bilmiyorum. Şey ekonomici arkadaşlar var. Ya bana o, diyor şu anda diyor 5000 lira geldi. Bana 10.000 lira şu geldi. Şu var şu. O bak orada bak iyi ki girdin sen de. Katıl bana şey, gelen yorumlarda ben kapattırdım bizim, katılı. Bizim sebep sonuç programı şimdi biliyorsun bir Ekim'de kısmet olsa bir televizyon akışı şeklinde başlayacak programlar olacak. Şimdi bize şu geldi. Yurt dışından özellikle, Türkiye'de de var ama yurt dışında programları izliyorlar. Şunu diyorlar özelden ya da videonun altına nasıl destek olabiliriz? Nasıl tamam. Yardım edebiliriz? Şimdi bu onun gayet hani masumane istediği bir şey. Destek olmak istiyor. Şimdi destekte ne? Para göndermek istiyor. Tamam. Biz de diyoruz ki hayır biz böyle bir şey istemiyoruz. Hani öyle bir Allah'a şükür öyle bir derdimiz, öyle bir ihtiyacımız yok. Ama ille desteğin olmak istiyorsa kanala şu olsun, o zaman sana da faydası olacak bir şeyle. Bunu da tamamen profesyonel bir şekilde biz programın altına
reklam alabilirsin mesela. Televizyonlar nasıl yapıyor? Tamam. Ki televizyon akışımız başladığımızda her program için reklamlar, sponsorlar alınabilir. Çünkü bir sürü insan program yapacak burada. Ücretler olacak. Prodüksiyonda insanlar olacak. Dolayısıyla bu olabilir. Onda da şu olabilir. Alttan bir bant reklam çıktığında bir makul bir ücreti vardır. Senin firmanın da reklamı olmuş olur. 50 bin kişimiz diyor, 10 bin kişimiz diyor reklamını görmüş olur gibi bir şey olabilir diye bazen paylaşıyoruz. Hani yeni bir sürece girilecek. Onunla bile dilencilere bak ya falan diye yorumlar geliyor. Yani işte. Burada bir açıklama hani sen denk geldin söyleyeyim. Hani öyle bir derdimiz de yok. Hani öyle bir şey yapalım da değil. Gelenlere de hani bakın böyle bir şey yapabilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz ama adam gönlünden ya ben diyor yardım etmek istiyorum. Birçok kanala yapıyorlar. O zaman katıla göndersin işte. Yani demek istediğim hani buradan da onu açıklamış olalım. Ama Serhat hocama ben kapattırdım. Kapatmasına rağmen bir ana sponsor yani. Hocam sana. Yok yok o katıldan şey yapmıyorum istemiyorum. Peki. Seyretsinler ya. Seyretsinler, abone olsunlar. Bir like önemli. Her programda söylüyorum. Bir kelime de olsa bir yorum önemli. Videonun daha fazla ön plana çıkması için, daha fazla insana ulaşması için destekleriniz önemli. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.